Arkadaşlar merhabalar. Bugün yine The Flash dizisinin 5. sezon 18. bölümü hakkında konuşacağım. Daha doğrusu gelecek bu bölümü hakkında konuşacağım. Yani çok da söylenecek bir şey olmamakla beraber dizinin bu bölümüyle ilgili, Godspeed bölümüyle ilgili hani bir fotoğraflar yayınlandı. Ama resmen hani ser verip sır vermiyor durumu var. Fotoğraflarda neredeyse hiçbir şey yok ama yine de böyle ilgi çekici güzel bir şey var yani onu da söylemekte fayda var. Godspeed hakkında bir de bölümüyle ilgili bir de sinopsis yayınlanmış. Kısa bir sinopsis var. O sinopsisten de bahsedeceğim size. Bunun dışında da işte kanalıma abone olur ve de like atarsanız sevinirim. Şimdi bu sinopsis arkadaşlar şöyle diyor sinopsiste. Diyor ki Nora'nın Tawny ile çalıştığını keşfettikten sonra Barry ve Iris kızları nın hani bu şok edici gerçekle nasıl kullanacakları, ne yapacakları hakkında hani bir fikir ayrılığına düşmüşlerdi diyor. Zaten fragmanda da hani kısa tanıtımda da vardı. Hani o bizim kızımız falan diyordu Iris. İşte Flash Team Nora'ya güvenebileceklerinden emin değil. Bu yüzden hani onun günlüğünü falan kurcalıyorlar diyor. İşte oradan hani bir şeyler çıkabilir mi, bulabilir miyiz diye. Ve Team Flash yani Flash takımının karşısına hız kuvvetleri fırtınasına yani bu Speed Force fırtınası olmuştu ya 3. sezon sonunda daha önce bahsetmiştim. Yaratılan ve Reverse Flash'ı da öldürmeyi başarabilen August Hart yani Godspeed'in adlı bir Speedster'la karşılaşıyorlar diyor. Şimdi böyle bir sinopsis var ama bu gerçek mi değil mi bilmiyorum. Yani başkası tarafından mı eklenmiş tam çözemedim o kısmı. Çünkü IMDb'de bakıyorum ben buna. William Nicolai diye biri eklemiş ama gerçek sinopsis mi yoksa böyle çizgi romanlardan uydurma bir şey mi onu bilemiyorum. Ama hani elimizdeki veri bu. Bunun dışında fotoğraflar var. Bir de küçük kısa bir video var açıkçası. O videoyu da şöyle bir açıp ben de buradan izleyeyim. Ya açıkçası hiçbir şey yok aslında da. Hani siz de bakın şu anda. Ben de üzerine konuşayım. Nora ile Barry konuşuyor. Yani böyle bir kavga eder gibi bir durum var. Nora'nın üzerinde işte bu boru hattındaki neyse işte hapishaneye hücreye atmış diyor onu babası Barry. Oradaki kıyafetleri var. 2049'a gittiklerini zaten tahmin etmekte hiç zorlanmıyoruz. Barry uzaklaşıyor ve Nora tek başına kalıyor böyle sağa sola böyle şaşkın tavuk gibi bakıyor arkadaşlar. Böyle kısacık bir 25 saniyelik bir şey var. Bu daha önce mi yayınlanmış yeni mi bilmiyorum açıkçası. Ben şimdi yeni gördüm bunu. Fotoğraflar var. Bölüm fotoğrafları açıkçası yine en önemlisi bence bunlar yani bölüme dair. Town'la yani Reverse Flash'la Barry sonunda karşı karşıya geliyor. Artık Reverse Flash'ın kaç saniyesi kaldı bilmiyorum yani geriye. Fotoğraflarda İşte bir tarafta Reverse Flash'ın yansıması var. Bir tarafta işte Barry'nin yansıması falan var. Böyle ilginç bir şey yapmışlar. Bir de yine Nora'yı görüyoruz fotoğraflarda. Nora'nın bir 2049'daki uzun saçlı hali var. Yani sanırım daha geçmişe gelmediği dönem ya da geçmişe gelmesinin en başındaki halleri. Hani ilk geldiğim biz Nora'yı ilk gördüğümüzde de düğünde uzun saçlıydı. O halleri olabilir. Yanında da beyaz sakallı siyah bir amca var yani muhafız gibi bir şey yani. Belki Tavn'ın hücresinin muhafızı olabilir. Benim aklıma şöyle bir şey geldi. Bu geri sayım süresi vardı ya arkadaşlar. Bu sayımın şununla ilgili olduğunu düşünmeye başladım. Hani işte ben diyordum ki belki tedavi amacıyla olabilir işte bu tedaviyi kullanacaklar ya da işte bir yargılama süreci olabilir. Acaba dedim Tavn'la hani görüşmek için bir izin almış olabilir mi Nora? Yani sallıyorum işte mahkemeden vesaire birilerinden. Hani bir saat iznim var demişlerdir hani görüşmeyi yapmak için. Nora da o bir saatte geri sayımda o bir saatle ilgili olabilir. Aslında çok basit saçma sabuk bir açıklaması olabilir. İşte bir daha Nora'nın da hani Tavn'ı göremeyeceği ihtimali üzerinden artık o bir saat içerisinde babasını kurtarmanın planlarını yapıyor olabilirler. Bunlar benim tahminim arkadaşlar. Bir de yine Nora'yı görüyoruz. Babasının yani Barry'nin onu şeye hapsettiği ne denir? İşte o hücredeki hallerini görüyoruz. Ona doğru Iris geliyor. Iris'le karşı karşıyalar. Yine Nora'nın uzun saçlı hali olan halinde şey var. Elinde flash yüzüğü var. Bu flash yüzüğünü zaten sezon başında vermişti Barry'e. Hani büyük ihtimalle o flash yüzüğünü nasıl elde ettiğini falan da bu bölümde öğrenebiliriz diye tahmin ediyorum. Artık çaldı mı ne yaptı bilmiyorum. Belki annesinin eşyalarını karıştırıp buldu hani gelecekte. Bunun dışında işte zaten bölümün yönetmeni Daniel Pennebaker, yanlış söylemiyorsam ismini, Pennebaker işte arkadaşlar. Onun fotoğrafları var ama bunlar daha çok böyle set arkası fotoğrafa benziyor.
Yani büyük ihtimalle öyle zaten. Set çünkü çalışanları falan var. Yönetmenliğini de yapacağı için normal. Hani fotoğraflar bunlar aslında. Yani Barry ile Reverse Flash karşı karşıya geliyor. Iris ile Nora şimdiki zamanda yani 2019'da diyelim görüşüyorlar karşılıklı işte bor hattında. Büyük ihtimalle bir şey konuşacaklar. Niye bunu yaptın ettin falan. Sonra Barry onu oradan çıkaracak işte onun günlüğünü okuyacaklar tahminim. İşte olayları çözmek için 2049'a Barry ile Nora gidecek. Sonra da işte Talon'la karşı karşıya gelecek. İşte bu, yani bunlar ama daha bu August Hart adlı abimiz yani nasıl ortaya çıkacak? Yani bölüm nasıl bir uzunlukta olacak? Bize nasıl neyi verecekler? Yani içimden şöyle bir şey geçiyor arkadaşlar. 40 dakika boyunca izleyeceğiz. İşte bölümde 42-43 dakika sürüyor ya. Son 2-3 dakikada Godspeed'i görecekmişiz gibi bir his var içimde. İnşallah böyle olmaz. Yani en azından 15 son 15-20 dakikası yarısından itibaren Godspeed mevzusu işlenmeye başlarsa mutlu olurum. Benim söyleyeceğim şeyler bunlardı. Geçen yaptığım videonun altında da bir yorumlar vardı. Onlara da hemen hızlıca bakayım. Çok fazla hani zamanınızı da almak istemiyorum. O videolardan güzel yorumlar vardı yani teori gibi böyle. Bu sohbet, yorumlar, muhabbeti yapmıştık. Bay Vasco demiş ki bir konuya değinmek istiyorum diyor. Reverse Flash çok zeki birisi. Nedeni hız gücü, zamanda yolculuk vesaire işlerini bilmesi. Çünkü Flash bu konular hakkında çok bilgisiz davranıyor. Evet ilk sezonda Reverse Flash zamanda silinmişti. İkinci sezonda tekrar gelecekteki Reverse Flash'ın hangi zaman diliminden olduğunu araştırıyordu. Bu da işin ilginç yeri ve boş çekilmiş sahne bana göre. Ama lakin ikinci sezon finalinde Flash annesini kurtarmak için geçmişe gidiyor. Reverse Flash tutsak ediyor. Uzun bir süre tuttu ve eski zaman çizgisi silinmiş oldu diyor. Arrow'un dediği gibi yine ne yaptım beri sözü aklıma geliyor demiş. Flash ve Savitar'ın sözü kadar da uğraş kurallar buna daha az uygulanıyor diyor. Böyle bir şeyden bahsetmiş. EAM Türkçe adlı arkadaş da abi makaleyi okudum mu demiş. Hangi makale gerçekten bilmiyorum. Makalede yazan şey şu ki bir kriz yaşanıyor ve devamında ise herkes tam olarak bilinmese de bazıları gölge iblisler ordusunda Reverse Flash'ın yer aldığını ve kendileri gibi birçok süper kahramanın olduğunu hatırlıyorlar. Sonra da bir ışık patlaması sonucu Barry ortadan kayboluyor. Yani Reverse Flash Barry'i her ne kadar kurtarmak istiyor gibi gözükse de ki bence öyle gözükmüyor artık. Aslında kendisi sebep oldu ve tek istediği Nora'yı kullanıp oradan kaçmak. Bence haklısın, böyle düşünüyorum ben de. Bir şey daha var ki bir çizgi romanda Reverse Flash'la Barry kapışırken ortadan kayboluyorlar. Sonra Barry geri dönüyor fakat aslında dönen Barry değil Reverse Flash. Fakat o kadar delirmiş ki kendisinin Barry olduğundan emin. Bence bu ikisini birbirine bağlayabilir. Yani acaba şeyden Speed Force'tan çıkan kişi Barry değil de Reverse Flash mıydı mı demek istiyorsun acaba? Böyle bir ihtimal var mı? Ben çok sanmıyorum. Yani mantıken şöyle bir şey olabilir. Barry'nin bütün her şeyini bildiği için Reverse Flash. Evet o Reverse Flash olabilir ama yani bildiğin 4. ve 5. sezon çöp gibi bir şey olur yani. Yani bütün o şey berbat bir şey olur. Yani Emre Bahadır da bence gelecekte Godspeed neredeyse tüm hızcıları öldürmüş. Geriye Reverse Flash ve Flash kalmış. Flash'ın ölmesine dakikalar kala Reverse Flash kendini hapsetmiş. Bu nedenle kendini hapsetmiş diyor. Ve zamanı bitesiye kadar da Flash'ın kızı Nora'ya yardım ediyor. Böylece geçmişteki Flash ile beraber Godspeed'i durdurabilirler diyor. Bana çok mantıklı gelmiyor. Yani şey böyle hani böyle bir teori var. Gördüm başka yerlerde de okudum. Şey yani hani Godspeed süre bitsin de gideyim Reverse Flash'ımı öldüreyim diyecek. Yani biraz mantıklı gelmiyor bana. Ama olabilir tabii ki bir şey diyemiyorum. Neyse arkadaşlar yani haftaya yani ayın 16'sı 17'sinde kaçı bugün 11 5-6 gün sonra The Flash'ın yeni bölümünde görüşmek üzere diyorum. Umarım dolu dolu güzel bir bölüm izleriz. Sizin de yine yorumlarınız varsa bekliyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşça kalın.